Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir börek tarifi yaptım. Aslında bildiğimiz patatesli börek. Fakat ben içerisine havuç ve pırasa da koydum. Üçü birbirine çok yakıştı arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka deneyin derim. Şimdi malzemelerimizi sayabiliriz. 3 adet yufka. Burada toplam 24 tane üçgen yufkalardan var. 1 adet yumurta. 1 adet pırasa. 1 tane büyük boy havuç. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 adet rendelenmiş patates. 1 su bardağı yoğurt. 1 adet kabartma tozu. Tuz ve karabibere ihtiyacımız var. Şimdi iç harcımızı hazırlamakla başlayabiliriz. Öncelikle ocağa bir tane tavayı alalım. Ocağın altını yakıp kısık ateşe getirelim. Tava biraz ısınınca içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip kızmasını bekleyelim. Zeytinyağı biraz kızınca içerisine öncelikle pırasaları ekleyip biraz kavuralım. Pırasalar sotelendikten sonra içerisine havuç ve patatesi de ekleyelim. Patatesin nişastasının gitmesi çok önemli arkadaşlar. Yoksa böreğinizde garip bir tat bırakabilir. Havuç ve patatesi de ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Malzemeler iyice birbirine geçince içerisine tuz ve karabiberi de ekleyelim. Bu şekilde yaklaşık 5 dakika boyunca kısık ateşte iç harcımızı soteleyelim arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıp iç harcımızı soğumaya bırakalım. İç harcımız soğurken biz de böreğimizin sosunu hazırlayabiliriz. Öncelikle 1 su bardağı yoğurdun içerisine 1 adet yumurtayı ekleyelim. Ardından kabartma tozunu da ekleyip güzelce çırpalım. Güzelce çırptığımız sosumuzu bir kenarıya alalım. Ardından bir adet üçgen yufkadan alıp üzerine biraz sostan sürelim. Ben sigara böreği tarzında yapacağım arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz o şekilde sarabilirsiniz. Sosu sürdükten sonra iç harcımızdan yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar alıp güzelce yayalım. Kenarlarından katlayıp
sigara böreği tarzında saralım. Bu şekilde yufkalarımız bitesiye kadar hepsini saralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yufkalarımın hepsini sardım. Ben şimdi bunları yağda kızartacağım. Siz isterseniz fırında yapabilirsiniz. Yine ocağımıza bir adet tavayı alalım ve içerisine bir miktar sıvı yağını ekleyelim. Yağımızın biraz kızmasını bekleyelim. Yağımız biraz kızınca içerisine böreklerimizi ekleyelim. Böreklerimizi bir maşa yardımıyla ters düz edelim. Bu şekilde böreklerimizi güzelce kızartalım. Kızaran böreklerimizi peçete serili bir tabağa alalım. Fazla yağını aldırmamız için peçetenin olması önemli arkadaşlar. Bu şekilde böreklerimizin hepsini kızartıp servise hazır hale getirelim. Evet arkadaşlar, böreklerimin hepsini kızarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çıtır çıtır bir börek oldu. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Çok güzel bir lezzet. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.